Sabri Sarıoğlu ve Arda Turan. Milli takımın bu iki süper yıldızı dün gece Beyaz'ın konuğuydu. Anlattılar, güldürdüler, anlattılar, gururlandırdılar. Bu tezahürat Sabri Sarıoğlu için. Bu tezahüratlar Euro 2008'de yarı final oynayıp finali kıl payı kaçıran milli takımımız için. İnanılmaz bir mutluluk içerisindeyiz ama az da olsa bir burukluk var. Çünkü son maçta gerçekten çok iyi oynamamıza rağmen finali kaçırdık. Ama yine de Türk milletini, bütün Türkleri mutlu ettiğimiz için biz de çok mutluyuz. Euro 2008'in sürprizi son dakikaların takımı son dakikada yediği golle şampiyonaya veda etti. Ama akıllarda son dakika başarılarımız kaldı. Siz öyle bir milli takım oldunuz ki atamayana atarlar, ekolünü yıkıp atana atarlar diye. Hani böyle gol atmaya korkan bir karşı takım yani. Yiyelim, rahatlayalım, ondan sonra abi atarız. Abi niye şimdi herkes Fatih Terim herhalde taktiği şöyle veriyor. Çocuklar çıkacağız. Aslan gibi ilk golümüzü yiyeceğiz. Maçı bir garanti altına alacağız. Sabri'ye göre turnuvanın en zor maçı ise Çek Cumhuriyeti maçıydı. Evet. 2-0 olmuştu çünkü. Son 15 dakikaydı. Herkes demoralize olmuştu. Herkes çökmüştü. Ama herkes birbirini kenetlemeye başladı. Ve burada devreye Tuncay girdi. Millilerimizi ateşledi. Bu maçı alacağız. Başka yolu yok dedi. Buradan Tuncay'a yine teşekkür ederim. Öyle bir hırslı gözlerle bir baktı ki herkese. Tuncay'ın topu taşıması, yerde yatanları kaldırması, hep beraber ileri gidiyoruz, sonuna kadar mücadele edelim demesi bizi inanılmaz derecede artı bir güç verdi ve 15 dakikada 3 gol attık. Futbolcular öyle inanmışlardı, öylesine hırslıydılar ki onlar için karşılarındaki takımın ne kadar güçlü olduğu önemli değildi. Birbirlerine kenetlendiler ve hakem düdük çalmadan maçın bitmeyeceğini bütün dünyaya gösterdiler. Ya birisi hata yaptığı zaman ister istemez morali bozuluyor ama öbür arkadaşımız ona devam et, hata olur, daha iyisini yaparsın, sen iyi futbolcusun diye böyle moral verici kelimeler kullanınca insan kendine olan güveni daha da artıyor. Yani Hırvatistan maçı da öyleydi. 119. dakika golü yedik. Bitti herhalde dedim. Dönüyoruz herhalde artık Türkiye'ye. İşin komik tarafı biz uzun adamları gönderdik kendi oyuncularımızı. Tuncay ben de gözü geldi. Sen de bakıyorsun bana. Sen de git dedi bu boyla. Ben ne yapacağım bu boyla orta tarafta dedim. Çünkü yüksekten toplar geliyor. Fatih Terim'in saha kenarından futbolcularına taktik verirken yaptığı hareketlerin ne anlama geldiği de merak konusuydu. Alişan ve Beyaz sordu, Sabri açıkladı. Böyle kenardan şöyle yapar işte. Şöyle falan. Ona dönün diyor. Oraya iki kişi siz yapmazsanız yukarıdan iki kişi iniyor. Allah muhafaza diyor. İnmeden yukarıdan diyor, siz kendiniz yapamayalım bunları. Evet. Onun genelde hocamızın o işareti genelde orta sahanın ortasında iki oyuncu oynuyorsa yani o ikiliye dikkat edin. Öyle mi? orta sahayı ikileyin yani boş bırakmayın anlamında. O orta sahadaki ikiliyi boş bırakmayın. Ya Fatih hocanın bu var ya. Bu nedir hocam? Kayın, yer değiştirin. Tabii canım hocamızın hırsından dolayı bazen o hareketleri dışarıdan biraz komik görünse de bize o hırsını belli ettiği için biz sahada rahatlıyız ama dünyanın dışarıdan dünyanın en karizmatik teknik direktörü olmadım ya Fatih Hoca. Evet. Vallahi evet, billahi. Euro 2008'in en iyi futbolcuları arasına giren Arda Turan da Beyaz'ın sezon finali sürprizlerinden biriydi. Yapma ya. Buraya geldim diyorum, Avrupa Şampiyonası'nı sorarsa ne anlatacağım bilmiyorum vallahi. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Nedir hocam senden biz... Ne? Siz onu kamplarda görün. Kamplarda mı? Daha mı kamplar? Çok utanga, çok. Hocam kimdir kampların en eğlenceli adamı kimdir? Vallahi. Ya keyifli, eğleniyoruz yani. Kamplar başka türlü geçmiyor. 35 erkek. Beraber. Transferlerde Avrupa kulüplerinin de gözdesi olan Arda Turan elde ettiği başarıyı takım arkadaşlarına bağladı. Şey yani futbol bir takım oyunu, bu bir gerçek yani, bunlar klasik söylenen sözler ama yani şöyle bir şey var, hep beraber hareket ediyorsun. Bazı oyuncular mücadele ederler, bazı oyuncular topla oynarlar, gol atarlar. Bu sefer benim modelim öyle oldu yani. Biz orada şunu gördük yani, Avrupa şampiyonası oralarda bulunmak bir şölen zaten. Kendi bayrağınız çıkıyor, çok keyifliydi yani. Biz gurur duyduk bunları yapabildiğimiz için. Türk milli takımı dünyaya futbolun gerçeklerini bir kez daha anlattı. Ve onu da en iyi Beyaz özetledi. Türk milli futbol takımı ve Türk insanı dünyanın gözünde sevimli, sempatik, ne yapacağını hiç belli olmayan, doğru mu? Yani çok anlık hareketler yapabilen. Gerçeklerini yansıttık. Ve tıpkı turnuva boyunca olduğu gibi dün gece bir kere daha ortaya çıktı ki futbol asla sadece futbol değildir. Nedir? Başka bir şeydir.
ve onun tarifi yoktu.